Hırsız diyor dikenli tellere selektör yapıyor diyor Atakan. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Şimdi enteresan bir tanıtım. Çok konuşulması gereken bir tanıtım ve çok ağır ithamlar var. Yani şimdi bir kere hırsız demek çok ağır bir itham. Yani görmeden, şahit olmadan, tam olarak bir şey bilmeden konuşmak insanlar için çok ağır ithamdır. Ve bunu eğer yapıyorlarsa bunun sonunda karşılığını görürler diyorum ben. Şimdi tabii ki bilmiyoruz. Tanıtımda bazı şeyleri izliyoruz ama izlediğimizde şöyle bir şey var. Enteresan var. Bir ikilem var. İkilem şu. Atakan diyor ki hiç kimse benim hakkımı yiyemez diyor ve aramızda bir tane hain var diyor. Bak orası çok önemli. Aramızda bir tane hain var. Şimdi Atakan aramızdaki hainlerin kaç kişi olduğunu eğer bir hırsızlık varsa bir kişi mi iki kişi mi üç kişi mi dört kişi mi olduğunu tam olarak Biliyor mu bilmiyorum ama o diyor ki bir tane var. Ona çok takılma abi. O lafın gelişi söylemiş olabilir. Takılıyorum. Niye takılıyorum? Batuhan 2 diyor çünkü. Ondan takılıyorum. Abi hani şöyle bir şey. Bir cümleye başlarken aramızdan bir tane hain var demesi orada evet bir diyorum. işte bir gibi bir değil o. Aramızda bir hain var diyor yani. Onu demek istiyor bence. Tamam ama Batuhan ne diyor? İsim veriyor. Batuhan iki kişi diyor. Şimdi tamam. bak orada tezatlık var. Şimdi Atakan aramızda bir hain tamam. var diyor ama Batuhan diyor ki iki kişi diyor. Atakan isim vermiyor. Batuhan ise... İki kişiye çıkarıyor bu hainleri ve hainler içinde diyor ki birisi Adem, birisi de Barış diyor. Şimdi sen eğer Batuhan kardeşim sen gözünle gördün mü? Onu bilmiyorum. Ha gözünle gördüysen isim verebilirsin ama velakin ağır konuşamazsın dersin ki veya çekersin onları yere. Herkesin içinde bütün Türkiye'nin duyacağı şekilde kameraların önünde burada iki tane hain var, hırsız var filan falan bu ithamlar yapılacak ithamlar değil. Onun içinde ben de diyorum ki sana. Şimdi mesela orada Adem var. Adem gibi bir adam var. Şimdi Adem bir kere Adem'e. Şimdi orada Adem'e hırsız diyorsunuz. Eğer görmeden eğer Adem'e hırsız falan diyorsanız çekeceğiniz var. Çok büyük olaylar çıkar bak ben sana söyleyeyim. Adem'i kimse durduramaz. Eğer Adem gerçekten böyle bir şey yaptıysa onu bilmiyorum. Ama ben Adem'in böyle bir şey yapacağına sıfır ihtimal veriyorum. Ve Adem'in oradan bir şey çalacağına da hiç inanmıyorum ve Adem e Batuhan diyor ki Adem ve Barış diyor. Şimdi Batuhan kardeş yani nasıl bu kadar ağır ithamlarda bulunabiliyorsunuz? Ben anlamış değilim. Şimdi yarın öbür gün çok büyük olaylar çıkar orada. Batuhan'ı ben geçen seneki Batuhan'dan çok farklı görüyorum. Neden dersen Batuhan Atakan'ın yanında bir yer alıyor gibi geliyor bana ve Atakan'ın yapmış olduklarını orada Batuhan da yapıyor. Yani Atakan-Batuhan ikilisi var orada. Ve diğer bir ikili de Adem'le Barış ikilisi var. Şimdi bak acaba Adem'le Barış'ın bu kadar iyi olması bu insanları çok mu dokunuyor? Çok mu? Belki de Barış'la iyi olması Adem'e zarar mı veriyor? Bu da ayrı bir konu. Acaba çünkü Adem eskiden Adem'le bu kadar uğraşmazlardı. Hiçbir Survivor'da kimse Adem'le bu kadar uğraşmadı. Adem'e bu kadar ağır ithamlarda bulunmadı. Fakat nedense bu Barış'la Adem arası iyileşince acaba barışı olan nefretlerini Adem'e de mi kusmaya başladılar? Adem de buradan dolayı Adem'i de hırsız ilan etmeye başladılar. Adem'i işte artık yani, hain ilan etmeye başladılar. Siz Adem'in dururken hırsız ilan edildiğini düşünüyorsunuz? Öyle düşüncenizi tam... Düşüncem ben Adem'in benim şahsi fikrim Adem'in hırsızlık yapacağını Adım kadar eminim. O zaman, o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Batuhan diyor ki Adem'le barış bir erza aldılar. Evet. Yarın detaylarını izliyoruz ama evet. Batuhan yalan söylüyor diyorsunuz o zaman. Hırsızlık yapmayacağına adınız kadar eminsiniz değil mi? Evet evet. Adem'in hırsızlık yapmayacağına adım kadar eminim. Batuhan da aldıklarını söylediğine göre o zaman ba Batuhan da yalan söylemiş. Batuan söylemiş olabilir ama ben Adem'e kefilim kardeşim. Beni Batuhan'ın söylemesi ilgilenmiyor. Nasıl kefil oluyorsun abi buradan Kefilim abi ben bir insanın karakterini bilmiyor muyum ya? Nereden bilebilirsin abi sen Adem'i nereden tanıyorsun Murat nasıl abi? Nasıl nereden tanıyorum ya Adem'i biz yıllardır tanıyoruz ya. Abi nasıl yıllardır tanıyorsun sen nerede? Abi, özel hayatında görüşüyor musun abi adama nasıl Ö Özel kefil hayatında yapıyorsun? görüştüm birkaç kere. Nerede? <laughs> nerede görüştüm abi Adem'le birkaç abi kere ben Adem'i Adem'i ben yarışmalardan tanıyorum. Kaç senedir Adem Survivor'da? Yani Adem peki, mesela. Peki size. Bir şey söyleyeceğim size... Adem bankadan kredi çekse kefil olur musun? Olurum. Olan Olur, o, o zaman sen e olmaz mı e söyleyelim? Neden olayım abi ben? Bir dakika adem e... peki sen niye Adem'e inanmıyorsun? Ben Adem'e inanmıyorum. Batuhan'a mı inanıyorsun? Adem'in bir açıklamasını duymadık. Yine inanmayacağım ay, bir açıklamayı duymadık. Ardağan mesela isim vermiyor. Şey Ardağan diyorum. Atakan isim vermiyor. Atakan aramızda bir hain vardı. İsim veren Batuhan. Yarın bence detaylı izleyip ben ona göre yorum yapacağım. Ben detaylı Ama izleyip ona göre yorum yapacağım. Ama sen yapıyorum. yorumunu zaten yaptın. Ne dedim? Yorumunu yaptın. Sen bana karşı çıktın. Hayır karşı çıkmadım. Adem'e kredi, kredi, kredi alsa. Kredi alsa dedim. Hayır bir bir dakika. Azadeye döneceğim. Bir dakika niye abi bir dakika konuşuyoruz. Niye azadeye dönüyorsun? Abi şimdi Hanzade'ye söz verelim onlar da fikir. Tamam da bir dakika sen, sen bir değil. şey söyledin ben de sana cevap veriyorum. Ben bilirim. karşı çıkmadım olayı başka noktaya çekmeyin. Bir dakika olayı başka Kendinize noktaya çekmeyin. Kendinize malzeme çıkalım. yaratmaya çalışmayın Sayın Murat. Yok malzeme falan yaratmıyorum. Sen diyorsun ki Adem diyorsun ben Adem'in yapmadığına kefilim diyorsun. Sen diyorsun nasıl bu kadar kefil olabilirsin diyorsun. Evet çünkü. E çünkü ne sen de onu açıkla o zaman. Çünkü He. insanlar tanımadığı insanlar için evet, ben, kefil olmazlar. Bir dakika ben Adem'i çok iyi tanım. Adem yıllardır Survivor'da yıllardır şampiyon oluyor. Yıllardır Oğuzlar'da şampiyon, şampiyon olmuş. Adem'in ben Hırsızlık yapacağına inanmıyorum şahsi fikrim. Ama sen de anladığım kadarıyla benim dediğime diyorsun ki... Senin konuşmadan onu anlıyorum ben. Hayır, yani. Ne siz, anlıyorsun? Siz genelde bazı şeyleri savunurken tamamen taraftarca savunduğunuz... ...ve karşıda savunan insanları da diğer tarafa sokmaya neyin, çalıştığınız neyin taraftar, için... Neyin ...beni bir noktaya sokmaya çalışıyorsunuz ama ben bu oyuna gelmem. Ama sen de, bile, sen de beni o zaman... Sen gelmem. de beni Adem'i tutuyor noktasına sokuyorsun. Ya, emin sen, olamayız. Sen değil de değil şimdi ya. bana Ademci diyorsun... Evet Ademcisiniz zaten. Sen Aynı de o zamanda zaman barışçısınız da. Tamam yani sen bu ikili sizin tamam. içiniz. sen de o zaman barışçı değilsin. Ben barışçı değilim. E, tamam o zaman Ademci de değilim. E, ben hiç kimseciyim. Tamam Adem. da o zaman şimdi burada kimseciyim. Siz kimse... Ademci ve barışçısınız. Ben hiç kimseciyim yani. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum ama Ha siz... ben yani şimdi burada ben Adem'in hırsızlık yapmayacağına kefilim derken sen o zaman beni hatalı buluyorsun. Ben şöyle hatalı buluyorum. Ne, sen Sizin... demek ki Adem'in yapabileceğini düşünüyorsun. Hayır Adem'in. Buradan bu çıkıyor işte. Hayır Adem'in yapabileceğini. Peki, niye düşünmüyor? karşı geliyorsun o zaman? Karşı gelmemin sebebi şu, ha? E, bence doğru bir düşünceyi savunmuyorsunuz. Yani niye e, niye? Çünkü tanımıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Onu söylemeye Nasıl çalışıyorum. Nasıl tanımıyorum ya, ya. Adem'i? Türkiye tanıyor, ben nereden tanımayacağım ya? Murat abiciğim, Yani Adem şey mi yani Survivor'a ilk defa geldi biz uzaydan bir adam geldi onu mu görüyoruz Survivor'da yani Adem'i biz biliyoruz karakterini biliyorum ben Survivor'da bugüne kadar neler yaptığını biliyorum Adem'e hırsızlığı e, ben yakıştıramıyorum ve yapmayacağını e, da Tamam Murat abiciğim öyle söylüyorsunuz Barış'ın yarıştığı senede Barış 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 diye Survivor ekstrayı He. burada inlettiniz Barış evreni matara fırlatınca benim babamın oğlumu ne savunacağım dediniz yani hani mevzu oralara geliyor. Ama hani. sen şimdi bir dakika sen şimdi Biraz şurada, şunu, sen şimdi şurada şunu yapıyorsun sen şimdi burada... Semih Alici, Murat Velici, Hanzade bu, Furkan bu. Öyle bir şey yok. Biz burada ne gördüysek, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz tamam. Ben Adem'in hırsızlık bir yapmayacağına bir adım kadar eminim. Beni başka bir pozisyona sokmaya çalışmayın. Ben ne? şunu söylüyorum. Bir insan, Sen de beni başka bir pozisyona sokuyorsun. Bir Sen de Adem'ci diyorsun bana. Daha ne diyeceğim? E, e diyorum zaten öyle. E, öyle nereden bilmiyorum. biliyorsun Adem'in hırsızlık mı yaptı Adem? Sence? Hırsızlığı bilemiyorum. Abi, ben Sen ne diyorsun, hırsızlığı diyorsun abi? Anca, anca, olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Ademe ben de hırsızlık yapacağını düşünmüyorum. Fakat yaptıkları eylemi biz hırsızlık diye nitelendiremeyiz. Evet Bence yani doğru konu öyle. bu. Aynen. Niye Başka adamlar şey öyle? Şey sen şey senle ne o, alakası var ya? O söylüyor. Nasıl söylüyor? Batuhan hırsızlık diyor. Oradaki buna. adamlar söylüyor kardeşim. Sen bizde ne alakası var? Batuhan diyor ki hay biri hain var diyor. Biri isim veriyor. İkisi hırsız diyor. Ya bunlar ağır iddia. Ben hırsız diye düşünmüyorum. Şöyle bir hazrede Şöyle bir şey oluyor bence. E, Atakan'ın kullandığı cümlede ya, hırsız ee, dikenli tellere selektör yapıyor derken orada birine direkt olarak hırsız demiyor bence. Eğer bir hırsızlık olayı olduysa yani onu cümle içinde kullanıyor. Bence olay şu tabii ki bilemem tahminim. Erzak dedikleri zaten bir avuç pirinç. Dolayısıyla genelde en sağlıklısı o pirincin eş zamanlı herkesin yiyeceği şekilde pişirilip herkesin gözü önüne dağıtılması oluyor. Yani hiçbir yarışmacı istemez ki biri gidip yani şöyle bir sistem çok sağlıksız olabilir. Ben kendime pilavımı şu an yapacağım, takımdan ayrı. Dolayısıyla gidip bir avuç pirinci oradan alırsam ve kendime pilav yaparsam belki başka birinin hakkına girmiş olabilirim. Çünkü eşit bölünme sağlanmıyor. Bence orada olan, tahminimdir sadece, Adem ve Barış büyük ihtimalle diğerleri orada yokken kendi haklarını almışlardır bence. Yani gidip de orada biz buradan erzak çalalım, akşam da yiyelim, ortaya da çıkmaz gibi bir mantıkta olduklarını yani. asla düşünmüyorum.